Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. Uzun zamandır düşük seviyelerde video çekmiyorduk. Bu videoda belediye binası 11, max artı max hesabımızdayız. Üçüncü max'ı söylemedim. Neden? Laboratuvar bitti, hero'lar bitti, savunmalar bitti, her şey bitti ama 85 tane daha, 86 tane daha duvarımız var arkadaşlar. Yani bu neye işarettir biliyor musunuz? Kanker Rush'te de malumunuz yükseltme videomuzu çektik, onu da 12 yaptık. Artık son belediye binası 11 videolarını çekiyoruz hemşerim, haberiniz olsun. Bugün atıcı cadı Pekka spam saldırısı yapacağım. Şifacı yok, taktik maktik yok, bam 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 usulüyle. 3 yıldız alır mıyız alamaz mıyız bilmiyorum ama oldukça eğlenceli savaşlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Klan kalesinde de tokmak, yeti ve valkürler tercih ettim. Her şeyden en önemlisi nedir? Tabii ki de bir tane barbar. Diyelim ve saldırılara başlayalım. Ben bir güzel bir köy bulurken siz de o sırada ne yaparsınız? İşte videoyu beğenirsiniz. Abone değilseniz abone olursunuz falan. Vaktimizi boşa harcamayalım hemşerim. Bu arada şaka maka bir hedef koymuştuk kendimize. Demiştik ki belediye binası 15 gelene kadar 100 bin abone olmamız lazım demiştik. Şaka maka o yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kanalımız 91 bin abonenin üzerine çıktı hemşerim. Var mı daha ötesi? Şükürler olsun. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir köy çıktı karşımıza. Ben buraya dalacağım abi. Şuradan bir bebek ejder bırakalım. Bakın belediye binası onda çok kullandım. Eskiler iyi bilecektirler. Sağdan bir bebek ejder, soldan bir bebek ejder bırakıyorum. Hafif bir koridor daraldıktan sonra bir Pekka, iki Pekka, üç Pekka. Koruyucu, kral, hemen ardından cadıları sallıyorum. Bir adet süper duvar kırıcı gönderiyorum. Tokmak. Ardından kraliçe ve atıcıları da merkeze girecek şekilde mevzilendiriyorum arkadaşlar. Girişte hızlı bir öfke büyüsü gayet güzel çalışır. Koruyucunun özelliği için hazırlanıyorum. Henüz erken, henüz hasar almıyoruz. Biraz daha bekleteceğim. Tam şöyle şu noktada basalım. Dev bombanın etkisini de boşa düşürmüş olduk. Dondurmamız yok. Neden? Çünkü plan milan yapmıyoruz abi. Taktik maktik yok. Spam saldırısı. Evet, öfkeyi patlatıyorum atıcılar için. Rakip kraliçe bizi birazcık üzecek mi? Bizimki alır onu ya. Hiçbir problem çıkmaz. Şimdi şu üst taraftaki atıcılara bir iyileştirme atacağım. Nerede benim askerlerim? Şurada bir atıcı iyileştirme atacağım. Atlatmayı da şöyle şu noktada kullanalım. Öfke üstüne şifa kullanmak zorundayım. Çünkü her şey çok hızlı gelişiyor ve sanırım başlangıcı 3 yıldızla yapıyoruz. Vay be! Abi yalnız bir şey söyleyeyim mi? 10 numara savaş oldu. He. Giriş acayip keyif vericiydi, tatmin ediciydi. Gelişmede birazcık tedirgin oldum, yalan olmasın ama sonuçta 3 yıldızı alnımızın akıyla, alnımızın teriyle yapıştırmayı başarıyoruz. 2 tane balonla da temizlik yapalım. Sinsi goblinleri de sallıyorum. Evet. Abi tıpkı belediye binası 10 gibi 11'de de iş yapıyor burada. Evet. En azından bu tarz düzenlere karşı. Tabii anti düzenler oluyor. Böyle her düzende bu kadar rahat üçlükler gelmez ama yani ganimet kasarken, kupa kasarken rahatlıkla kullanabileceğiniz rahat bir saldırı stratejisi. Taktik maktik yok, spam saldırısı işte. Devam edelim. Ordu kalksın. Klan kalesini dolduralım. Güzel bir köy bulup hemen geliyor. Pekala efendim. Saldırı numara 2. Karşımızda orta şekerli güzel 50 level kraliçesiyle yükseltmede olan kralıyla dikkatimi çeken bir köy çıktı. Aslında savunmalarından veya hero'larının seviyesinden ziyade düzeni de dolayısıyla ben buraya saldırmak istiyorum. Düzen gerçekten bizim ordumuz için ideal değil. Neden? Merkezi izole bir belediye binası, kartal topu ve cehennem kuleleri mevcut. Yani burada askerleri merkeze sokmak çok zor olacak arkadaşlar. Nasıl bir şey yapalım? Şöyle bir şey yapacağım ben. Bebek ejderi şuradan bırakalım. Diğerini de şöyle şuradan bırakalım. Yani şuradan derine doğru girmeye çalışacağım. En azından kartal topu önümüzde olsun. Yani en pislik savunmadır bildiğiniz üzere. Sağdan soldan bir bebek ejder, bir Pekka, iki Pekka, üç Pekka, koruyucu, kral, tokmak, 1, 2, 3, 4, 5 tane cadı, hemen ardından kraliçe, peşlerine de atıcılar. Atıcıları öyle bir koyuyorum ki yarısından çoğunun içeriye girmesi gerekiyor. Girmezse al başına belayı. Girişte bir öfke büyüsü patlatalım ve bekleyelim birazcık. Atıcılar içeri gireydiniz iyiydi ya. Tokmak koruyucunun dışında kaldı. Koruyucunun özelliğine basmak istiyorum. Kullanmayayım diye elinden geleni yapıyor şu anda. Bastım abi. Merkezde bir adet öfke büyüsü daha patlatıyorum. İyileştirmeyi şu üst taraftaki atıcılar için kullanacağız. Bir öfke merkezde kullanmadım mı? Ben az önce ne kullandım ben merkezde? Paranormal olaylar oluyor yine, anlam veremiyorum.
Atlatmamız var. Atlatmayı şurada kullanacağım. Askerler direkt yolunu bulsunlar diye. Şimdi elimde iki tane iyileştirme var. Belediye binasını alamadık. Haydi. Dev bomba arayacak gözlerim. Atıcıları hayatta tutmamız lazım. Böyle şurada bir öfke patlatacağım. Dev bomba patladı ama atıcılar hasar almadı. Beklemedeyim. Sabır 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 sabır. Şöyle şurada artık iyileştirme büyüsünü kullanıyorum. Ne zaman kullanıyorum? Atıcılar öldükten sonra. Siz benim gibi yapmayın. Olur mu? Kraliçenin özelliği duruyor. Pekka hayatta, atıcıların büyük bir kısmı da dışarıda gözüküyor şu anda. Abi galiba yine üçlenecek ya. Ne yalan söyleyeyim, hak etmedim ama yine üçlenecek. Bak. İkinci iyileştirmeyi de atıcı öldükten sonra kullandım. Şaka gibi ya. Ankara bugün yine formunda hemşerim her zamanki gibi. Kraliçe şu X yayını alırsa garanti üçlenir. Almazsa yine üçlenir. Ki alacak da. Duvar kırıcıyı da kullanmayı unutmuşum. Abi ona rağmen üçlenir. Bak şu saldırı var ya. Şöyle bir dürüstçe öz eleştiri yapmak gerekirse kesinlikle 3 yıldızı hak etmiyordu. Yani ne kadar hata varsa hepsini yaptım abi. Ona rağmen 3 yıldız almayı başarıyoruz. Güzel. Sorgulamıyorum. Şikayet de etmiyorum açıkçası. Keyifliydi yani. Evet, ordu kampı da iner. Bu savaş da burada biter. Tekrardan orduyu ayaklansın. Klan kalesini dolduralım. Güzel bir köy bulup hemen geleceğim. Pekala efendim. Allah'ın istediği bir göz. Tövbe estağfurullah. Aklım karıştı. Çaylak kankırır. İnsanın istediği bir göz. Allah vermiş 1.253.000 iksir. Evet, bir espri yapayım dedim. Elime yüzüme bulaştırdım abi. Ölü taklidi yapın. Görmemiş, duymamış, bilmiyormuş gibi davranın. Rica edeceğim. Bununla alakalı yorumda görmek istemiyorum. Tamam. Bebek ejder sağlı sollu temizlik yapıyor. Hemen ardından 1 pekka, 2 pekka, 3 pekka. Koruyucu, tokmak, kral. Hemen ardından 1, 2, 3, 4, 5 tane cadıyı sallıyoruz. Peşine kraliçe. Şu sondayı alalım, sonra bizim başımıza iş çıkartacak. Ben biliyorum onu. Aynen bak, kral sondaya gidiyor. Ah! Geri döndü. Tamam, o da bir şeydir, o da bir şeydir. Şu atıcıları da bir sallayalım. Umarım içeride buluşurlar. Gayet güzel. Tokmak koruyucunun özelliğinin dışına çıktı. Önemli değil. Şurada bir öfke patlatacağım. Koruyucunun özelliğine bassam mı? Henüz hasar almıyoruz abi. Koruyucunun özelliğini biraz daha bekletmek istiyorum. Ne kadar daha? Abi hiç hasar almıyoruz ki. Bir şey yapasım gelmiyor ya. Bastım koruyucunun özelliğine. Kartal topu sıkıntı çıkartacaktı. Şurada atıcıları hayatta tutmayı deneyeceğim. Atlatmayı nerede kullansak? Nasıl yapsak? Nasıl etsek? Kralın özelliğine bastım. Geç kaldım. Tekliğe kilitlendi. Şurada bir öfke büyüsü patlatacağım. Geti belediye binasını alıyor. İyileştirmeyi atıcılarda kullanmamız gerekiyor. Şurada bir iyileştirme büyüsü kullanacağım. Atlatmayı şöyle şu noktada kullanacağım. Pekkalara bir adet öfke patlatıyorum. Abi yine üçlendi. Sen ciddi olamazsın ya. Ben bayağı iyiymiş bu ordu. Tahmin ettiğimden çok daha iyi iş yapıyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim yani. Bu kadar güçlü olduklarını beklemiyordum. Hatta belki 3 yıldız alamayız, kötü olur diye düşünüyordum. Bu arada duvar kırıcıyı kullanmayı yine unuttum. Duvar kırıcıyı kullanmayı yine unuttum. Şöyle güzel bir yerde kullansak kraliçeyi şuraya alır mıyız acaba? Bak şu kara iksir sondası indikten sonra. Şuraya bir zehir atalım. Kara iksir sondası indikten sonra duvar kırıcıyı buradan bırakırsam muhtemelen havana gidecektir. Kraliçe burada bir duvar kırar, içeri girer. Ya da pekkalar içeri girer. Aynen bak. Duvar kırıcıları kullanmak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ne yaptığını bilerek duvar kırıcı kullanırsan yani oyunda gerçekten ciddi anlamda avantaj sağlarsın. Şekil A1'de gözüktüğü üzere. Evet, üçlendi. Büyücü kulesi tanklansın. Balonları da devreye sokacağım. Evet. Çatır çutur hemşerim. Çatır çutur. Evet. Ordu ayaklansın. Klan kalesini dolduralım. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum bu arada. Videoyu buraya kadar izleyenlere de şu güzel ganimeti armağan ediyorum arkadaşlar. Umarım size de böyle güzel ganimetler çıkar. Altın çıkmadı. Böyle zararına girdik gibi bir şey oldu ama iksir ve kara iksiri 10 numara. Hadi bakalım. Pekala efendim, karşımıza böyle oldukça enteresan Antin Kuntin düzene sahip bir belediye binası 11 köy çıktı. Böylesini daha önce görmemiştim, ne yalan söyleyeyim yani. Tekli cehennem kuleleri, kartal topu burada, X yayları burada, arasında kraliçe. Hakikaten enteresan bir düzen. Nasıl saldıracağım ona da emin olamadım yani, ne yalan söyleyeyim.
Abi burada nasıl bir şey yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Tam beklemeyeceğim. Bebek ejder soldan. Bebek ejder sağdan. Bir tane sinsi goblin kullanacağım şöyle şu noktada. Bir tane de şöyle şu noktada kullanacağım. Bebek ejderi yardımcı olsun. Şuradan içeriye doğru da ana saldırıya başlarız. Güdümlüyü yedi. Tamam. Şimdi abi. Açık duvar parçaları var. Şöyle. Şuradan 1, 2, 3 tane pekleyi göndereyim. Duvar kırıcı şöyle ortada kullanacağım. Aynen. Sanki o duvar açık değilmiş gibi davranıyorum. Hemen ardından tokmak, kral, kraliçe. Atıcıların içeri girmeme gibi bir ihtimali çok yüksek. Muhtemelen de girmeyecekler. O yüzden koruyucunun özelliğini erkenden basmaya karar verdim. Girişte hızlı bir öfke büyüsü patlatıyorum. Yani atıcıların büyük bir kısmı sağa sola kaçtı. Merkezdekilerle artık bir şekilde idare edeceğiz hemşerim. Şöyle şurada iyileştirme kullanayım diyorum. Kartal topu vuruyor, kullanacağım. Merkezdeki atıcıların hayatta kalması hayati önem taşıyor. Diğerleri zaten hakkın rahmetine kavuşacak. Öfke, atlatma, klan kalesi de doluymuş. Bak sen. Şu atıcıları iyileştirme atacağım. Ölmeyin abi, ölmeyin. Gitti, hepsi gitti. İnanamıyorum ya. Ve bombalara gittiler ya. Gördünüz mü olayı? Abi sen ciddi olamazsın. Dev bomba faciasını gördünüz mü arkadaşlar? Ulan adamın düzenini yerle bir ettik. Dalga geçtik, üşleyemeyeceğiz ha. Bastım kraliçenin özelliğine. Öfkeyi Pekka'ya saklayacağım. Kralın özelliği de duruyor. Abi lütfen şu köyü üşleyelim ne olursun. Öfke atıyorum kraliçeye. Al o tekliği, al o tekliğini. O başka bir şey istemiyorum. Şükürler olsun. Tamam, hala da köyün 3 yıldız olma ihtimali var. Kralın özelliğine bastım. Şöyle büyücü kulesine doğru 2 tane balon göndereceğim. Büyücü kulesini alıp çift topu alırlarsa iyi olacak çünkü bu önemli bir hamleydi. Hadi ölmeyin. Çok güzel. Hayattalar abi, çok güzel. Kral tanklıyor. Barbarlar hayatta. Galiba yetmeyecek ya. Çok yakın olacak ama yetmeyecek. 3 kuruşluk 2 tane savunma köyü savunacak arkadaşlar. Vay babayın kemiğine. Abi bir sürü atıcı kaybettik. Şunları bir iyileştirmeyi birazcık daha erken atabilseydim var ya. Yine güzel bir 3 yıldız izletmiş olacaktım size ama olsun. Ama düzen hakikaten garipti yani. Çok da iyi iş yapacağını düşünmüyorum. Olur olmadık yerden dev bomba çıktı. Hatta dev bomba bile değil. Küçük bombaları öldürdü sanırım. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum şu anda ya. Vallahi canım sıkıldı. Canım sağ olsun. Bizden kıymetli değil. Yine %93-94 civarında iyi bir saldırı yaptığımızı düşünüyorum. Sıradaki saldırı için hazırlıklara başlayalım. Pekala efendim. Ganimetiyle tatlı mı tatlı, ballı mı ballı. Duvarların alayını basmış tembel bir oyuncu değil. Savunmalar deseniz hakeza. Kralı da kraliçesi de hayatta. Ve güzel seviyelerde ben buraya saldıracağım. Şimdi nereden ne şekil bir saldırı yapalım? Şu kara iksir deposu var ya işleri birazcık karıştırır. Neden diyeceksin? Kan kırır kardeş. Nereden çıkarttın? Yani o kara iksir deposu sana nasıl bir sıkıntı çıkartabilir ki demeyin. Kolay kolay inmeyeceği için buradan da girsem, buradan da girsem birlikleri çekecek. İçeriye girmesini engelleyecek. Kenarları dolaşmaya başlayacak. Demedi demeyin. Evet, Pekkalar devrede. Bu sefer duvar kırıcıyı unutmayacağım. Kral, koruyucu, tokmak, kraliçe, cadılar. Gayet güzel bir başlangıç. Atıcılar umarım içeriye gireceklerdir. Gayet güzel. Koruyucunun özelliğini bassam mı erkenden? Abi bas gitsin. Askerlerimiz ölmesinler. Girişe doğru bir adet öfke büyüsü patlatıyorum. Kara iksir deposu değil. Üstünde bir de gizli testalar da çıktı. Atıcılar içeri girerse bu iş tamamdır. En azından bir kısmı lütfen. Klan kalesi doluymuş. Zehiri yapıştırdım. Şu atıcılara önden bir iyileştirme atalım. Gördükten sonra atınca tehlikeyi iş işten geçmiş oluyor. Merkezde bir öfke büyüsü. Yeti bayağı iş yapacak onun içinde. Atlatmayı şöyle şurada kullanacağım abi. Alt tarafta bayağı askerlerimiz var çünkü. Klan kalesindeki ejder henüz inmedi. Uf, atıcılar ölmeyin, 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 ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Son anda. İyileştirme büyüsünü kullanarak onları tekrardan hayata bağladık. Yalnız bu sefer nasıl olduysa abi yaklaşamadık bile 3 yıldıza ya. Yoksa bana mı öyle geliyor? Klan kalesi inmedi abi. Klan kalesindeki ejderi indiremedik. Çünkü askerlerin çok büyük bir kısmı dışarı kaçtı. Hani daha saldırıya başlamadan o kara iksir deposu sıkıntı çıkartacak dedim ya. Aslında korktuğum başıma geldi yani. Maalesef. Eğer cadılar kraliçe içeriye girseydi klan kalesini rahatlıkla temizler. Köyün de canına okurduk. Tahmin edeceğiniz üzere ama maalesef kenarlara kaçtılar. Zaten bu tip saldırılarda dikkat edin bakın dondurma yok şifacı yok. Yani bu ne demek biliyor musun? Varımla yoğumla agresif bir strateji izleyeceğim demek.
E şimdi böyle bir stratejide askerleri içeriye sokamıyorsan güzel sonuç vermiyor arkadaşlar. Evet, bu da videonun başarısız bir saldırısı olarak olmuş olsun. Sıradaki saldırı için hazırlıklara başlayalım. Pekala efendim, videomuzun final saldırısı olacak. Güzel, elimizdeki orduya bayağı ideal bir düzen çıktı karşımıza. Kartal topuna yakın taraftan saldırıya başlayacağım. Ne yapıyoruz? Bir bebek ejder soldan, bir bebek ejder sağdan. Bir Pekka, iki Pekka, üç Pekka. Hemen ardından süper duvar kırıcı, kral, koruyucu, tokmak. Hemen ardından cadıları devreye alıyoruz. Eşlerinden de atıcıları sahaya sürüyorum abiler. Büyük bir kısmının içeriye gireceği şekilde. Kraliçeyi salla, kralın özelliğine bas, koruyucunun özelliğini de patlatıyorum. Girişte agresif mi agresif bir öfke büyüsü kullanacağız. Şöyle şu şekilde. Gayet güzel. Bak bu sefer düzen avantajlı olduğu için askerlerin tamamı merkeze indi abi. Klan kalesi dolu, heyecan yapmaya gerek yok. Zehir. Atıcıları önden bir iyileştirme büyüsü atıyorum. İyileştirmenin üstüne bir tane de öfke büyüsü patlatıyorum. Çılgın olduğumu düşünebilirsiniz çünkü gerçekten öyleyim. Atlatmayı kullan. Nerede benim atıcılarım? Sen ciddi olamazsın. Atıcılar sizin bu yaptığınız ayıptır ama be kardeşim. Ulan merkeze gireydiniz, ölür müydünüz? Bak şimdi dönüyorlar. Tamam, şöyle bir öfke patlatacağım. Nasıl olsa askerlerimiz o bölgedeydi. Tuzak çıkmayı... Abi nereye gidiyorsun? Çıldırdı atıcılar. Atıcılar çıldırdı. Yetişin komşular. Vallahi çıldırdılar, kafayı yediler ya. Kraliçenin özelliği duruyor ama çok da parlak gözükmüyor yani. Dur bakalım. Dur bakalım, dur, bir şekilde üçleyeceğiz buraya abi. Demedi demeyeyim bak. İki tane balonum var. Bunları dikkatli bir şekilde kullanırsam yine de üçleyemeyiz abi. Ölecekler ya. Okçu üçkağıtçı kraliçeme kitlendi. Bastım özelliğine. Şu okçu kulesine balonlar göndereceğim. Hadi lan. Lan oğlum hadi lan. Kapanışı 3 yıldızla yapaydık, iyiydi. Abi ya, yemin ederim bu sefer atıcıların suçu. Benlik hiçbir sıkıntı yoktu ya. Mis gibi temizliği yapmışız. İçeriye sokmuşuz. Yani sizin ne işiniz var bu duvarı kırıyorsunuz? Buradakiler akılsız, siz akıllısınız, öyle mi yani? Yani havaya vuran sadece şu okçu kulesi var arkadaşlar. Tabii güdümlü hava mayınlarını saymıyorum. İskelet tuzaklarını da saymıyorum. Balonlar da gitti. Ufacık bir ümidim vardı, onu da kaybettik. En nihayetinde oldukça keyifli, güzel, potansiyeli olan, denenmeye değer bir stratejiyle bir video çektik arkadaşlar. Belediye binası 11 sularında. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi videoyu bitirmeden önce bayağı bir ganimet kastık. 12 tane daha duvar basacağım. Allah bilir koruyucu üçleyecek diyor ya, ama beklemeyeceğim ben. Şimdi duvarları da basalım. Ne var ne yok toplayacağım. Oo, 3 milyon altın iksir de buradan geldi. Ver hemşerim, ver. Ver severiz. Şöyle sırayı seç. 7 milyon buraya. Şöyle sırayı seç. 3 milyon buraya. Bu sırayı seçsem 6 milyon iksiri de buraya yapıştırıyorum. Bir tane daha altınla basıyorum. 5 tane de sezon mücadelesinde bildirim var. Şunları da alalım. Ver 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 ver. Bayağı bir duvar bastık abi. Kaç tane kaldı? 86 taneydi videonun başında. Şu anda 67 tane kaldı. Yani 9 tane duvar basmış olduk. Ne 9'u lan? 19 tane, 19 tane duvar basmış olduk. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.